İyi günler, Ankara stüdyolarından karşınızdayız. Değerli bir stüdyoda konuğumuz var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu. Bugün işsizlik rakamları açıklandı. Hem bu rakamları konuşacağız hem de istihdam seferberliği ve çalışma hayatını ilgilendiren diğer başlıkları da. Efendim öncelikle hoş geldiniz Hoş bulduk, yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. İsterseniz işsizlik rakamlarıyla başlayalım. Bugün TÜİK 2017'ye ilişkin verileri açıkladı. Bu rakamlar neyi gösteriyor? İşsizlik oranı değişmedi. %10,9 seviyesinde gerçekleşti ama işsiz sayısında 124 bin artış var. Ne dersiniz? Evet, çok teşekkürler. Sabah saatlerinde hane halkı iş gücü anketlerimiz açıklandı. İşsizlik oranlarımız ayrı seyrinde devam ediyor. 10,9 olarak gerçekleşmiş durumda. Ama tabii bunun yanı sıra iş gücüne katılım oranımız ve istihdam oranlarımızda çok yüksek artışlarımız var. Türkiye artık nüfusu 81 milyona ulaşmış genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Gerçekten geleceğe ilişkinde güçlü hedefleri olan bir ülke. Bu anlamda iş gücü piyasamızda bu denli bir iş gücü hareketliliğinin olmasından dolayı biz memnuniyet duyuyoruz. 31,5 milyona ulaşmış bir iş gücü potansiyeli var şu anda. 52,8 seviyesine ulaşmış durumda. Hem bir kadın çalışma bakanı olarak, yıllarca da kadın çalışmaları içerisinde olmuş birisi olarak, diğer taraftan en önemli ayağının kadınların iş gücüne katılım oranındaki artış olduğunu ifade etmem gerekiyor. %33,6'ya ulaşmış durumdayız kadınların iş gücüne katılım oranında. Yaklaşık 1,1 puanlık bir artış demek. Bir yandan iş gücüne katılım oranımız artıyor, diğer taraftan da istihdam performansımızı da biz Türkiye olarak arttırmaya devam ediyoruz. %47,1'e ulaştı şu anda istihdam oranlarımız ve 28 milyon kişi şu anda istihdamda. Ve burada da gerçekten kadınlar açısından önemli bir artışımız var. Neredeyse 1 puana yakın 0,9 puan, 28,9 seviyesine ulaştırmış durumdayız. Bundan sonra 2017 evet. yılını geride bıraktık. 2018 yılında güçlü istihdam teşviklerimizle, biliyorsunuz arka arkaya reform paketlerimizi çıkardık. Yatırım ortamının iyileştirilmesiyle alakalı az önce de başbakanımız açıkladı. O teşviklerin içeriğinden de biraz bahsedebilir evet. misiniz? Yani o teşviklerin içeriği neyi kapsıyor ve bu yılki istihdam hedefleri ne olacak? Dediğim gibi bütüncül bir bakış açısıyla 2018 yılı hedeflerimizi ve yol haritamızı ortaya koyduk. Hem az önce de ifade ettiğim yatırım ortamının iyileştirilmesi, yeni iş yerlerinin açılması, diğer taraftan da büyüme oranlarımızın çok önemli bir seyir içerisindeyiz. İnşallah 2017 yılı sonuçları da yüksek seviyelerde gelecek. Üçüncü çeyrekte 11,1'lik büyümeyle dünyanın en çok büyüyen ülkesi olduk. Bunların tamamını topyekun olarak istihdama yansıması için yine bir seferberlik halinde olacağız. Bu anlamda pozitif bir ortam şu anda var. Bütün ihracat verilerimiz, kapasite kullanma oranlarımız, sanayimizdeki hareketlilik ve dinamizm, diğer taraftan esnaflarımızla alakalı olarak arka arkaya ortaya koyduğumuz düzenlemelerimizle birlikte bunların oluşturacağı sinerjinin yine çarşamba günü yasalaştı istihdam paketimiz mecliste. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından imzalandıktan sonra resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Bizler de sahada bunları anlatmak için çok güçlü bir hazırlık yaptık. 6500 kişilik bir ekip oluşturduk. Tüm işverenlerimize, iş gücümüze, istihdam paketimizle ilgili detayları anlatacağız. Oluşturacağımız sinerjiyle inşallah 2018 yılında güçlü istihdam artışlarına yine devam edeceğiz. İş gücüne katılım oranlarını arttırma yönündeki gayretlerimize, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunların sonucunda da inşallah işsizlik oranlarımızda bir düşme eğilimi sağlayacağımıza ben yürekten inanıyorum. Orta vadeli planda işsizlik oranı 10,8'di ama 10,9 olarak gerçekleşti. Gelecek seneye ilişkin olarak hedef nedir? Bir de muhalefetin eleştirileri var. Genç işsiz oranı sayısı yüksek diye. Bu eleştirilere de ne dersiniz? Şu anda biz oluşturmuş olduğumuz istihdam paketinde az önce de ifade ettim. Tüm konuları bütüncül bir bakış açısıyla artık Türkiye eski Türkiye değil. Stratejilerimizi ortaya koyuyoruz, hedeflerimiz doğrultusunda, yol haritamızı, eylem planlarımızı ortaya koyuyoruz. Ve en önemlisi tüm paydaşlarımızla koordinasyon ve iletişim ve istişare halinde süreçlerimizi ilerletiyoruz.
Bu sene 2018 yılında istihdam seferberliğimiz kapsamında artı iki istihdam hedefiyle Sayın Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde yolumuza güçlü adımlarla devam edeceğiz. Bu anlamda Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile birlikte, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonumuz, Türkiye İhracatçılar Meclisimiz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonlarımızla birlikte inşallah güçlü şekilde sahada yine paydaşlarımızla birlikte illerimizi gezerek bizzat sanayicilerimizin iş dünyasında bu konudaki görüşlerini de alarak oluşturduğumuz paketimizi çok iyi şekilde anlatarak 2018 yılında yine istihdam artışlarımızda güçlü hedeflerle en önemlisi artı iki istihdam diyoruz artık. Orada işverene yönelik teşvikler de vardı. Çok güçlü teşvikler. Bu dönemde teşvik paketlerimizi hazırlarken iş dünyasıyla çok geniş olarak istişareler yaptık. Bugüne kadar biz yıllık olarak teşvik uygulamalarımızı devreye sokuyorduk. 2020 yılına kadar uygulanacak teşviklerimizi hayata geçiriyoruz. Bu durumda daha cesaretli olarak önlerini görerek adım atabilecekler istihdam konusunda. Diğer taraftan sektör bazlı olarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Özellikle tüm dünyada şu anda dijitalleşmenin çok ciddi bir değişim ve dönüşümün yaşandığı bir iş gücü piyasası hali seyir halinde devam ediyor. Bunlara Türkiye'nin hazırlanması için hem iş gücümüz açısından hem işveren boyutu açısından bilişim sektörünü öncelikli sektörümüz olarak belirledik. Yine tabii ki imalat sanayi bizim ekonomimizin can damarı. İmalat sanayindeki hareketliliği devam ettirmek istediğimiz için özellikle teşviklerimizde imalat ve bilişim sektörlerini önceledik. Bugüne kadar teşvik uygulamalarımızda asgari ücret üzerinden teşvik desteklerimizi veriyorduk. Bunda da bir anlayış değişikliğine gittik. Ücretler seviyesinde de biz bir artış olmasını, büyümenin hem istihdama yansımasını hedefliyoruz hem de refah seviyesine, gelir düzeylerine de aynı şekilde yansıması hedefimiz var. Bunların hepsini işte bütünselleştirdik bu paketimizde. Bu anlamda sadece asgari ücret üzerinden değil, 1603 lira biliyorsunuz asgari ücretimiz, evet. Minimum seviyemiz o ama 5412 TL'ye kadar verilecek ücretlerde de teşviklerimiz, prim desteğimiz, vergi desteğimiz devam edecek. Bu da 883 TL ile 2142 TL arasında değişen bizim devlet olarak işverenlerimize yeni istihdam ettikleri kişi olduğu takdirde vereceğimiz destek miktarı. Bu gerçekten çok önemli. İnşallah ben inanıyorum iş dünyamız bu avantajı, bu imkanları en üst seviyede kullanacaklar. Son günlerde konuşulan bir iddia var. SGK'nın zarar ettiği batıyor iddiası ve bu nedenle de elindeki gayrimenkulleri satışa çıkardığı belirtiliyor. Bu iddialara ne dersiniz? Evet, dün çok kapsamlı bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Biz Sosyal Güvenlik Kurumu 81 milyon vatandaşımıza hizmet eden, gerçekten dünyada örnek hizmetler yapan çok kıymetli bir kurumumuz. Ben özellikle bundan önceki bakanlarımızla aynı şekilde hükümetlerimiz döneminde ve biz de milletimizin emaneti olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nu değerlendiriyoruz, görüyoruz. Attığımız her adımı çok ciddi olarak analiz ederek, düşünerek atıyoruz. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu hem geleceğimiz, hem bugünümüz, hem de geçmişimiz. Bu anlamda önemli. Sadece sigortalılık dönemleri değil, sigortalılarımızın öldükten sonra hak sahiplerini ilgilendiren, gerçekten hayatlarına dokunan, sağlık, emeklilik, her türlü konuyu çatısı altında düzenleyen çok kıymetli bir kuruluşumuz. Ben üzülüyorum, şundan dolayı üzülüyorum. Bu kadar önemli bir kuruluşumuzu eksik bilgilerle, yanlış bilgilerle ya da bilinçli olarak yapılan spekülasyonlarla itibarını zedelemeye yönelik girişimlerin ülkemize hiç kimseye faydası olmaz. Şu anda her şey yolunda. Bu anlamda düzenli olarak prim gelirlerimizde çok ciddi artışlarımız var. Her gün yeni bir çalışma açıklıyoruz. Eğer bir sıkıntımız olsa, sorunumuz olsaydı bu açıklamalar yapılmazdı. Ben geçmişte vesaire kıyaslamalar, o kadar çok işimiz var ki bizim. Gerçekten gece gündüz çalışıyoruz. Ülkemiz için daha iyi ne yapabiliriz? 15 yıldır AK Parti iktidarı olarak doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine vatandaşlarımız için en iyisini yapma gayretinde olduk. Bundan sonra da daha iyisini yapma gayretinde olacağız. Bunun için çabalıyoruz. Prim gelirlerimizde çok ciddi bir artışımız var şu anda.
12 milyon emeklimiz var, 25 milyon sigortalımız var, 33 milyon sigortalılarımızın bağımlı diye ifade ettiğimiz aile fertleri var ve 81 milyona hizmet sunuyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde %99.2 seviyesinde genel sağlık sigortası kapsamı olan bir başka bir sosyal güvenlik sistemi yok. Bu anlamda her günde yeni bir açıklamamız var. Yine bugün mesela Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklandı. Artık diyoruz ki alternatif modelleri de sosyal güvenlik kapsamımızdaki geri ödeme listelerimize alalım. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp dediğimiz, evet, tabii ki hekimlerimizle hastanelerde bu hizmetler verilerek Sağlık Bakanlığımız bünyesinde bu hizmetlerin verilmesi dünyada oluşan bir trend. Bunları da artık alalım diye tartışıyoruz. Sağlık Bakanlığımızla konuşuyoruz. Daha yeni bu hafta... Bu peki ne zaman hayata geçer? Bunların istişarelerini yapıyoruz. Bunlar kesinlikle hekim kontrolünde olacak. Ve modern tıp yöntemlerinin kullanılmaması anlamında biz bunu söylemiyoruz. Tamamen bir alternatif... Hacamat, akupunktur gibi geleneksel var. Tıp. Basında da bugün yer aldı. Biz daha fazla ne yapabiliriz? İşte geçtiğimiz haftalarda gördüğünüz çiftçilerimiz, esnaflarımızla ilgili yeni kredi imkanları. Dün de ifade ettim. Ben polemiklerle iş yapan, bu şekilde zamanımı gerçekten harcamak istemiyorum. Peki, sorumluluğum çok fazla. Batma diye bir şey söz konusu değil. Sürdürülebilir bir yapımız var. Gayrimenkulleri satılıyor mu? Satılıyorsa hangi gerekçeyle satılıyor? Şöyle, 2012 yılında bir yasal düzenleme gerçekleşti. SGK alacağı da çok fazla olan bir kurum bu arada. Onunla ilgili de ifadeler var. Alacağının takibini yapmıyor vesaire. Biz artık şu anlayışı getirdik. Yıkıcı değil, yapıcı bir bakış açısına sahibiz. Borçlarımızın tahsilatında da. İşverenlerimizi göreve geldikten sonra bütün borcu olan işverenlerimize yazılarımızı gönderdik sigortalılarımıza. Gelin konuşalım. Sebepleri ne? Ödeyememe ile alakalı olarak il müdürlüklerimizde geldiler durumlarıyla ilgili. Nasıl bir ödeme planı çıkarırsak bu süreçleri işletebilirsiniz diye. Şimdi eskiden bu 2000'li yılların öncesinde yapılan gibi icralarla, hacizlerle bu süreç yürütülemez. Biz tam tersine şu anda yapıcı ve gerçekten karşılıklı konuşarak hani bir uzlaşı imkanı oluşturmaya çalışıyoruz. Aksini yapmamızı kimse beklemesin bizden. Bu gayrimenkullerin satışı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geçmişinde hep olmuş. Ve yeni bir şey değil, rutin bir faaliyet. 2012 yılında bir yasal düzenleme yapılmış. Borçlarımıza karşı gayrimenkul alarak mahsuplaşma imkanı kurumumuza getirilmiş durumda. Ve bu durumdan dolayı oldukça fazla gayrimenkul durumumuz var. Bunları biz Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetlediği, izin verdiği kuruluşlar vasıtasıyla değerlendirmelerini yapıyoruz. Ve 2012 yılından itibaren bu artışı düzenli, sürekli bizim ihalelerimiz var. Yeni bir şey değil. Olağanüstü bir artış yok. Ama bunlardan işte polemikler çıkararak, algı çalışmaları yaparak negatif hava yaymaya çalışmayı da doğru bulmuyorum. Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntımız da yok. Çok şükür emeklilerimizle ilgili geçmişi hatırlamak lazım. Bunlarla ilgili tartışma konusu açarken bugün Sosyal Güvenlik Kurumu olarak biz 55 bin hizmet sunucumuzla birlikte tüm vatandaşlarımıza hastaneler, eczaneler tam kapasiteyle çalışan bir anlayış içerisindeyiz. Gerçekten çok etkin, verimli çalışmalar yapıyoruz. Sağlık hizmetleri konusunda özellikle özel hastanelerin veya bazı firmaların SGK'yı zaman zaman dolandırdığı ve zarara uğrattığı yönünde de iddialar... Böyle bir şey söz konusu olmaz. Benim 81 ilde bu konularla ilgili denetim yapan, inceleme yapan, faturaları kontrol eden 81 ilimizde sadece sağlıkla ilgili olan merkezlerimiz var. Diğer taraftan diğer işlemlerle ilgili ayrıca da 31 tane ayrı merkezimiz var. Şu an Türkiye'nin 630 noktasında sosyal güvenlik merkezlerimizle birlikte bu süreçleri yürütüyoruz. Biz kurumumuzun istismar edilmesine asla izin vermeyiz. Diğer taraftan da bizim için vatandaşlarımızın sağlığı, vatandaşlarımızın memnuniyeti her şeyden önemli. Evet, sağlık demişken o zaman hemen araya girip şunu sormak istiyorum. 5 kanser ilacı SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınmıştı. Sağlık uygulama tebliğinde başka değişiklikler söz konusu mu? Ne dersiniz? Sadece 2017 yılında 660 ilacımızı biz geri ödeme listesine aldık.
Şu anda 8200 ilacımız geri ödeme listemizde. Dün de ben ifade ettim. Bizim için ilaçların geri ödeme listesine alınmasıyla alakalı çok ciddi komisyonlarımız var. Ve tek bizim kriterimiz bilimsel veriler. O hastalıkla ilgili yapacağı katkı. Bununla ilgili de bir bilim komisyonu var. Bu konularda ilgili tüm bakanlıklarımızla da birlikte hareket ediyoruz. Bu anlamda bizim için asla bir maliyet unsuru, sağlıkla ilgili hiçbir konu bizim açımızdan bir maliyet unsuru olarak görülmüyor. Tamamen bilimsel verilerle hareket ediyoruz. 5 kanser ilacı, özellikle bir tanesi gerçekten çok son dönemde de gündemde olan bir ilacımızdı. Ben hayırlı uğurlu olmasını bütün hastalarımıza şifa dileyerek ifade etmek istiyorum. Ama dediğim gibi 8200 ilacımız var şu anda. 2017'de 660 ilacımız ve biz işte daha sık aralıklarla bu süreçleri işletmeye başladık. Başka ilaç dışındaki başka kalemler de yine geri ödeme kapsamına alınabilir mi bu tebliğin güncellenmesiyle buna yönelik? Bizim zaten çok kapsamlı. Mesela bu son yayınladığımız tebliğimizde çölyak hastalarımızla ilgili veriyoruz. Yiyecekle ilgili destek veriyoruz. Birçok hastalığımız var. Kelebek hastalığı diye onları da takip ediyorum ben evlatlarımızı, büyüme çocuklarımızı. Büyüme hormonu da her konuda bizim bütün sağlık alanındaki tüm ilaçlarla ilgili tabii ki sadece ilaç değil, ortez, protez, işitme cihazları, gözle ilgili yapılan şeyler, tıbbi olan ne varsa bizim sosyal güvenlikte ödeme kapsamımız içerisinde. Şimdi yeni bir çalışmaya başladık. Yaklaşık 2007 yılından itibaren şimdi bir ilaçla ilgili sağlık uygulama tebliğimizde ve sağlıkla ilgili bazı uygulamalarımızla ilgili güncellemelerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Ben göreve geldiğimden beri ikinci sağlık uygulama tebliğimizi yayınladığımızın da altını çizmek istiyorum. Birçok kesimden de bu konuda çok pozitif geri dönüşler de aldık. Çok büyük hassasiyetle hareket ediyoruz. Bir de hizmet sunucularımızla ilgili fiyat ayarlaması yaptığımız ayrı bir uygulama tebliğimiz var. Onunla ilgili de şu an çalışma yapıyoruz. 2007 yılından beri güncellenme yapılmayan bir bu hastanelerimizle ilgili Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerimiz, üniversite hastanelerimizle alakalı yapılan işlemler, ameliyatlar vesaireyle ilgili olarak yapılan bir fiyatlandırma. Yani ameliyat burada fiyatları da yeniden belirlenecek. Bunlarla ilgili de evet. Ne eğer zaman? Ki çok sıkıntı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu olarak olsaydık böylesine büyük bir işin içerisinde de olmazdık. Onda da yani fiyatların düşmesi mi söz konusu? Hayır, olacak? Hayır. Yeniden güncelleyip sistemi daha da rahatlatmak istiyoruz. Biz nitelikli işlerimizin daha nitelikli hale gelmesini istiyoruz. Hekimlerimizle ilgili etkisi çok pozitif olacak bunu yaptığımız zaman. Bu anlamda önemli bir düzenleme. Allah'a çok şükür ki bunlarla ilgili adım atabilecek ve çok reform niteliğinde çalışma yapacak durumdayız. Bu düzenleme için bir takvim verebilir misiniz? Şöyle, biz 3 ay boyunca çalıştık. Diğer çalışmalarımızla eş güdümlü olarak. Şimdi bununla ilgili Sağlık Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda Başbakan Yardımcımız ve bakanlarımıza bir sunumumuz oldu. Bundan sonra şu anda bir alt komisyonda yaptığımız çalışmayla ilgili değerlendirmeler devam ediyor. Tamamlandıktan sonra inşallah hayata geçireceğiz. Bu yıl aynı zamanda çocuk işçiliğiyle mücadele yılı olarak belirlendi. Ne gibi çalışmaları var bakanlığın? Biz bir yanda Kamu İstihdam Kurumu, iş kurumumuzun faaliyetleri, orada da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1 milyon 57 bin kişiyi işe yerleştirmişiz. Güçlü bir performans, aktif iş gücü programlarımız, işbaşı eğitim programlarımız, meslek eğitim kurslarımızla. Diğer taraftan Sosyal Güvenlik Kurumumuzla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Diğer taraftan Çalışma Bakanlığımızda da hem çalışma hayatı paydaşlarımızla alakalı, sendikal hayatla alakalı, iş hayatındaki çalışma barışını tesis etmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan çocuk işçiliği, kayıt dışıyla mücadele, mevsimlik tarım işçilerimizin daha insan onuruna yarışır şartlara ulaşmalarıyla alakalı da çok ciddi hazırlıklar içerisindeyiz. Çocuk işçiliğiyle mücadele yılı ilan ettik. Sayın Başbakanımızın imzasıyla yayımlanan genelgemizle ve Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde de 2018 yılı çocuk işçiliğiyle mücadele yılı çalışmalarımızı bakanlarımız, ilgili 8 bakanlığımız ve bütün meslek kuruluşlarımız, konfederasyonlarımız, işçi işveren konfederasyonlarımızın başkanlarının imzasıyla güçlü bir deklarasyonla bu konuda irade beyanımızı ortaya koyduk.
Türkiye çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmalarında geçmişten bu yana dünyada örnek gösterilen adımları atmış ve çok hızlı bir trend elde etmiş düşürme ile ilgili ve şu anda aslında bu konuda çok büyük sıkıntımız yok. Ama burada biz çocuklarla ilgili konuda hassasiyetimiz nedeniyle bu konuda çalışmalarımızı daha da güçlü şekilde devam edeceğiz. Bir eylem planımız var, 7 başlığımız, 18 stratejimiz. Ne gibi çalışmalar yapılıyor? Farkındalık artışlarını gerçekleştireceğiz Sağlık Bakanlığı sahada. Milli Eğitim Bakanlığımızın yapacağı çalışmalarımız var. Sağlık Bakanlığımızın bu konuda yapacağı çalışmalar var. İçişleri Bakanlığımızla koordine edeceğimiz çalışmalarımız var. Tespiti, önlenmesi, ailelerin bilinçlendirilmesi, mevzuat taramalarımızı gerçekleştireceğiz. Daha caydırıcı olmayla ilgili hükümlerimizi koyacağız, güncelleyeceğiz mevzuatımızdaki düzenlemeleri. Ve inşallah hızlı şekilde daha da iyi yerlere bu orandaki durumu getireceğiz inşallah. Çocuklarımızın yeri her zaman diyoruz. Ne iş yeri, ne tarla, çocuk ne de sokak çalışma anlamında. Çocuklarımızın yeri okul. Biz çocuklarımızın kesinlikle gelişimini engelleyecek, psikolojisini engelleyecek, gelecekle ilgili hayallerini etkileyecek olumsuz ortamlarda bulunmamaları ve tabii ki de yasal olmayan bir şey şu anda çocukların çalıştırılması. Bu durumda olmamaları ile ilgili olarak kararlı bir biçimde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir de çalışan anne ve babaların beklediği bir yönetmelik vardı. Kamu açısından. Kamu açısından evet. Yarı zamanlı. O yönetmelikte gelinen aşama nedir? Ne zaman hayata? Yönetmeliğimizi geçtiğimiz haftalarda açıklamıştım, başbakanlığa gönderdik diye. İmzaya açıldı. Bazı görüşler istendi. Sunumlarımızı yaptık. İnşallah çok kısa zaman içerisinde yürürlüğe girecektir diye ifade edeyim. Takipçisiyiz konunun, müjde olarak da yani çok kısa bir zaman içerisinde olacak. Denetmen yardımcılarımız var. Bize çokça yazıyorlar herhalde şu anda. Evet, çokça yazılan başka sorular da var. Evet. Onları da açıklayacağız çok yakın zamanda. Evet, son soru olarak çok mesaj geldiği için bu taşerona geçiş sürecinde artık tamamlanacak 3 Nisan. Son olarak ona ilişkin de bir mesajınız var. Çalışmalarımızı yürüttük. Önemli bir süreçti, zorlu bir süreçti. Bu anlamda az bir zamanımız kaldı. Son toparlama yapıyoruz, takiplerimizi yapıyoruz. Sıkıntılı alanlar varsa burayla ilgili toplantılarımızı yapıp paylaşıyoruz görüşlerimizi. İnşallah kısa bir zaman sonra tamamlanmış olacak. Herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum ben. Önemli bir süreçti. İnşallah hayırlara vesile olsun. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu konuğumuzdu. Çalışma hayatını ilgilendiren önemli konularda sorularımızı yanıtladı ve önemli mesajlar verdi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.